Yok. Bu bizzat oradan hani dört adam gönderir Suriye diyordu ya, dört adam Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu ile Fidan konuşuyorlar. Suriye'ye dört adam gönderelim, 800'e atalım. Böylesine hain bir derin devletin var. Yani savaş açmak için, savaş kolay bir şey değil, şeytani bir şeydir. Sen savaş açmak için canını atıyorsun ya, deli misin ya? Tam tersine barış yapmak istemen lazım. Nusaybin'e işte böyle havan topları atıyorsun. Ha işte yetme, bunlar terörist falan, haydi gidelim işgal edelim. O işte şu anda işgalcisin, bütün dünyanın gözünde işgalci bir devletsin. İsrail gibi oldun. Kürtler şu anda Türkiye'nin Filistin'i. Dünya böyle görüyor. Dünya gerçeği görüyor. Çünkü dünya günde 5 vakit AKP'nin propagandasına talim etmiyor. Ya Türkiye sansürlü. Adamı şey ederse, eleştirdiğin vakit hemen hapishanede oluyorsun. Gerçek olan, özgürlük olan bir ülkede insanlar tweetlerinden dolayı, yazdıklarına, eleştirilerinden dolayı içeri atılır mı? Palavra, herkes korkuyor. Sen de korkuyorsun. Utanmaz herif. Ama sen de, eğer, ben diyorum, beni bağışlayınsın eğer. Kime hitap ettiğimi biliyorsunuz. Neyse, bunun da faturası büyük olacak. Yani Saddam böyle şey edildi, kandırıldı. Yani şu anda Türkiye'nin Saddam'ıdır. Saddam Erdoğan, Saddam Tayyip Erdoğan. Ve IŞİD'in hamisidir. Hani terör merör diyorsunuz ya. Yıllarca IŞİD komşunuzdu. Terör, Türkiye'de en çok insan katleden diye öyle, sivil katleden bombalar patlattı. Orada insanları, kadınların ırzına geçen, cariye, köle, kelle kesen, Türk askerlerini diri diri yakan bir örgüttü bu. Onların videoları da açık. Ama Türkiye gözünü yumdu, hiç umurunda olmadı. Bu terör örgütü, IŞİD'e karşı haydi gidelim, şeye gidelim, Suriye'ye gidelim, işgal edelim, sınırımızı güvenliğe alalım dediniz mi? Demediniz, umurunda da olmadı. Çünkü esas mesele Kürt paranoyası. Al işte, Barzani Türkiye ile savaşmamış, tam tersine. Irak, ona ne deniyor? Başur. Irak, Kürdistan.